girmezsin. İddialı, iddialı ama siz bir şeyler yazmaya karar verdiğinizde kimlerle görüşürsünüz? Tamamlama yeni nesil sorulardandır arkadaşlar. Yeni nesil. TYT, AYT sıklıkla gelir. Anadili İngilizce olan hocalarla birlikte 7-24 istediğiniz zaman dersler yapabiliyorsunuz. Gelmek adına ben diyorum ki çoklu sorularda mesela 19-25. Önce soru kökünü bir alalım. Oradan 4 yıllık diplomayı alacağım. İnşallah sen de göreceksin onu. Oraya bakıp hevesimi daha fazlalaştırmak. Başka bir şey değil yani. Şuraya oturuyorum gece. Yok gibi gördüm, anam bir korktum. Korkacak ne var, onun yazarı sensin, yazarsın. İlahiyatı kazanmak için DGS sınavına girmiştim. Ama kazanamadığımı tahmin ediyorum. Geçeceğim. Yani şimdiden dersleri tekrar etmeye başladım. Onları yaptıktan sonra muhakkak bu sefer geçeceğim. Çünkü uzadı bu iş. Bunu kısaltmam lazım. İlkokul yani orta öğretim sınavlarına girdim. Orayı kazandım. Ortaokul diplomasını aldım. Ondan sonra liseye başladım. Lise diplomasını aldım. İmam Hatip'i okuduktan sonra da ilahiyata başladım. Şimdiki hedef ilahiyatın 4 yıllığı ve aynı zamanda da Türk Dili ve Edebiyatı. Çalışmadım, eşim hastaydı. Şimdi evin hem hanımı hem erkeği olunca olmuyor bu iş. Bu sene Allah nasip ederse hazırlanıp girip o işe başlamam lazım. Çocuk falan getirdim zannetmişler. Kimi getirdin dediler. Hani burada durmak yasak falan dedi polis arkadaşı. Ben de hayır dedim, ben kendim geldim, ben talebeyim dedim. Nasıl olur dedi. İşte dedim sınav kağıdım. O zaman şaşırmışlardı. Seneye yine geleceğim. Öğrenci yakını zannetmeyecekler beni. Bilecekler ki ben onların talebesiyim. Ölene kadar okuyacağım diyor. Okuyacak. Çok çalışkan öğrencidir. Boş duramaz. Bütün işleri o yapıyor. Çok beceriklidir maşallah. Maharetlidir. Olsun, o benim yüzümden çalışamadı. Ben rahatsızdım, çalışamadım. Fırsat vermedim. Ne yapsın adamcağız?